Şimdi size bir sürprizimiz var. Bakın nereye geldik. Bime geldik arkadaşlar. Mısır'da. Şuraya gelmek için bak neler çektiğimizi size anlatamam. Anlatsam inanmazsınız. Ama geldik bir şekilde. Öncelikle BİM için bizi ne karşılıyor? Giriş kapısı yine Türkiye'deki aynı sistem. O anlam veremediğimiz bir sistem var ya. Bir kapıdan giriyorsunuz, böyle bir boşluk, sanki şey gibi uzay üstüne giriyormuş gibi. Sonra bir kapı daha, asla anlamını çözemediğimiz kapı. Şimdi girelim içeriye, ben çok merak ediyorum. Mesela Türkiye'deki ürünler mi satılıyor burada, yoksa Mısır'da üretilen, Mısır'ın kendi markaları mı satılıyor? Ya da arada Türk markaları var mı? Öğrencilerin kurtarıcısı BİM, bir ziyaret edelim bakalım hadi. Anlayamıyorum, bunlar ne? Televizyon, klasik televizyon var. Televizyonun fiyatı da 1300-1250 lira falan. Şu televizyonun fiyatı. Mis yok varsa. Mis burada değil, A101. Bir cahil arkadaşlar. Ah pardon, dost. Şimdi burada çaylar var. Berk çay. Berk çay var. İnanılmaz lezzet arkadaşlar. Berk çay yaklaşık 4,5-5 lira. Şu Greenwood da BİM'in kendi markasıydı sanırım. Bir BİM uzmanı olarak. Bu da 10 lira falan yapıyor. Abdullah Efendi kahveleri var. Ne kadarmış Abdullah Efendi kahvesi? 100 gramı 4 liraya denk geliyor. Ülker var. Ülker zaten burada marketlerde, bakkallarda bile satılıyor. Evet, bir de olmayan şeyler var. Evet, yani biskrem falan da var ama olmayan şeyler de var. Bu da yaklaşık böyle 80 kuruşla 1 lira arasında. Ha, VIP kahve var. Yok artık. 1,5 yani 50 kuruşa falan denk geliyor. Biz bir de sepet alalım mı? Bir şeyler alalım. Tamam. Bakın klasik arabalar buraya dizilmiş. Sepetimizi aldık. Bunlar Türkiye'den gönderilmiş değil mi ya? Yani net çünkü aynısı. Sadece şu etiketler bizde sarı renkli oluyor. Burada beyaz renkli. Ben şunu çok merak ettim. Ne kadar? Ne kadarmış? 2 yani 60 kuruşa falan denk geliyor şu. Ucuz biliyor musun? Yani atıştırmalık burada, bizde de çok atıştırma evet. Kültürü var ya, burada da var, çok çok çeşit var ve ucuzlar. Yani bizim ülkemize göre de ucuza denk geliyor. Rulo pastanın minini yapmışlar burada. Bu da 40 kuruş falan yapıyor. Burada Halley var, 1.95 yani 60 kuruş falan. 60-70 kuruş yapıyor. Biskrem var 2. O da 60-70 kuruş arasında değişiyor şu anda. Oreo 3.75. Oreo? Ama bakın burada Oreo'nun bir çakması var. Alara alıyor of, sürekli Neo. Çakmasından. Neo, evet. O kadar güzel ki neredeyse Oreo'dan daha güzel. Başka şu an çakmasını daha buldum. Borio. Indomie var mı Indomie? Yok. Kelly. Gerçekten mi? Kellogg's'un şeyi var, nadalı var. O da 80 kuruş. Aynen bu 80 kuruşa falan denk geliyor. Bizde de var, Today. Hı hı. Elvan diyor ya, o da Türk markası. Hı, evet. Hı hı. 3. O da yani 1 lira. Bak. 90 kuruş 1 lira. Burada da Oreo'nun bakın dışı kaplamalı ve çakmasını yapmışlar. Ama güzel duruyor. Atıştırmalık konusunda adamlar efsane ya. Çok o kadar çok atıştırmalıkları var ki bakkallarda bile küçücük bir büfeye giriyorsunuz. Neredeyse böyle 100 tane 100 çeşit atıştırmalık var. Ve illaki bir biskrem görüyorsunuz ama biskremi çok seviyorlar galiba. Cipslere bakalım arkadaşlar, cipslere bakalım. Şöyle öküz doyuran bir cips ama beni doyurmaz. Ama öküz doyuran dedim ya, gerisi boş. Ne kadar bu? 3 lira. 3 lira 3,5 lira yapıyor. Yani cipsler, süper boylar 3 liraya falan denk geliyor. Diğerleri de 1,5 liraya falan denk geliyor. Ben şundan alacağım ya ala ara. Paketleri çok güzel değil mi? Evet, ben kebaplı. Valla. Oh be, Ukrayna'da var ya hep yok domuz kebabı, şu kebabı, kebabı. Evet, burada. Kebaplı. Kebap eti gördüm yapıştır. Sviçli diyor, Halepano diyor. Hangisi sence? Ben Halepano olur. Ben de bundan alayım. Halepano alacağım. Ben de bundan. Tamam. Şu cips 1,5 lira falan ama içi dolu dolu. Bakın süt çok pahalı. Şöyle bir süt, %1 yağlı diyor galiba. Başka bir şey de olabilir. 5 liraya falan denk geliyor. BİM'de 5 liraya süt almak birazcık üzücü. Ketçaba bak mesela. Heinz. Biz nerede yemek yersek yiyelim hep Heinz ketçap geliyor. Sanırım bunların kendi böyle kaliteli ketçap markaları yok. BİM'de Heinz satılıyor düşünsenize. Heinz'ın hardalı ne kadar yapıyor? 4 lira falan. Anneme selamlar olsun, beni her gün BİM'e yollatıp efsane un aldırırdı bana. Burada ne kadar? 7,5 yani 2,5 lira falan yapıyor ve böyle elinizi un içinde tutuyor arkadaşlar. Ve ben bunları yutarsam ne olacak biliyor musun? Midemde taş olacak.
Bizde türlü türlü Türk çorbaları var ya, burada o da yok. Yani hep Maggi falan, böyle İthal ya da yabancı markalar burada fabrika kurup ürettiriyor. Afrika ülkelerinde sanırım zaten hep öyle. Ne kadara geliyor bu? 2 liraya, 2,5 liraya falan denk geliyor. Buradan BİM'e seslenmek istiyorum. Bir kere dedim ki şu güzel öğrenci evimde hamsi yapayım. Mısır unu, mısır unu aradım. Türkiye'de mısır unu satmıyorsunuz ama Mısır'da satıyorsunuz. Hem mısır. Hem mısır. Mısır unu. Ya tamam, mantıklı o zaman. Mısır'da mısır unu satmayacaksınız da ne satacaksınız? Arkadaşlar buradaki BİM kendini bayağı aşıyor. Bakın adamlar eritmelik çikolata satıyorlar. Şu an elimde çikolatalı kek karışımı var. Beşamel sos var. Pizza italiano sosu var. Çikolatalı kek, vanilyalı kek ve Türkiye'de yok şunlar. Pizza italiano mesela 3 lira. Bu 2-2,5 lira arası. Beşamel sos 2-2,5 lira arası. Ben şunu yapmak için ne kadar uğraştım biliyor musunuz? Saatlerce uğraştığımı biliyorum ben şunu yapmak için. Ton balığı markası TC boy. Yani Türkiye Cumhuriyeti çocuğu diyor. Bunu yer diyor. Helal olsun oğlum BİM'e. Nasıl ismimizi burada ülkemizi gösteriyor. Helal olsun. Mısır. Mısır'dayız. Mısır'ın en ucuz olması gereken ülkedeyiz ama 3 liraya falan denk geliyor. İsminizden utanmıyorum. Türk markası yemek. Pirinçler falan da Türk markası. Çok geçirmek ister misin? Şu ne kadar sizce? Bizde ne kadar bu? 4,5-5 lira değil mi? 5 lira. Öyle bir şey. Burada yaklaşık 15 liraya falan denk geliyor. 13 lira, 13-15 liraya denk geliyor şu. İlk defa böyle bir şey oldu. Her şey ya daha ucuz ya aynı ama patatesle adamlar kafayı yemiş. Böyle dondurulmuş mozzarella peyniri 5 liraya falan denk geliyor. Lan ya çok iyi. Bu aknaz bizde var. Bunun sanırım bizde şeyi var, kaymağı var. Buradaki ne? Zeytinli peynir. Aa, bize diyorlardı ya çok her çeşit peynirleri evet, var diye. Evet, acılı galiba. Bak acılı biberli, zeytinli, domatesli, pastırmalı. Bu neyle? Çedar. Çedarlı mı? Çedar diyor yani. Ve mesela pastırmalı olan ne kadar? 6 liraya falan denk geliyor. 6-7 lira. Yalnız iyi ya. Şu zeytinli olan 5 liraya falan denk geliyor. Bu da yine 4,5-5 liraya denk geliyor. Aknaz mesela Türkiye'de tek çeşit peynir üretiyor. Burada nasıl pastırmalı, zeytinli bilmem neyli neyli yapabiliyor yani anlamıyorum ya. Lavaş kiri mesela şöyle 3 liraya falan denk geliyor. Bu neymiş? Meş. Meş tamam demek değil miydi ya? Meşi ben tamam demek diyebiliyorum ama bilmiyorum ne olduğunu. Bakın ne buldum. Ali Aran'ın en sevdiği. 5 liraya geliyor. Hmm. Keko gofreti ya. Ama çok güzel arkadaşlar, ben bunu çok seviyorum. Hayır, nefret ediyorum ya. Kusuyorum arkadaşlar onu yerken. Şöyle tuzsuz tereyağı 19-10 liraya denk geliyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz fiyatları 3'e bölüp birazcık çıkaracaksınız böyle kafadan. Yoğurt var. Heh. İstanbul'i kazan cheese. İstanbul kazan peyniri. 10 liraya denk geliyor. Mesela 32, 3'e böl 10 küsür yapıyor ya. Birazcık çıkar 10 lira de. Sandık gofret, hem de her şey Türkçe yazıyor. Çok unutun çakması. Gerçekten mi? 5 pound. Ne kadar yapıyor? 1,5. 1,5 lira falan yapıyor, 1,5 aynen. 1,5 lira buldum. Tombik. Benim nefret ettiğim marka Tombik. Karabiberli sanırım salam, beyle jambonlu. Allah Allah. Herhalde ya da et falan bilmiyorum işte. Ne kadar? 12,75 pound. 3,5 lira falan yapıyor. Ve çok özenilmiş gerçekten böyle bilmem neyiz olsun. Bak bizde Tombik, ben nefret ederim BİM'in et ürünlerinden ama büyük ihtimal buradakiler iyidir. Çünkü et konusunda hem ucuz burası, evet bitmiş, full bitmiş. Bilibili yumurta, 15'li bilibili yumurta 8 lira falan yapıyor. Türkiye'de aynı ya, Türkiye ile aynı gibi. Su ne kadar mesela? 1,5 litrelik su, bu Dasani. Biraz garip markası var. Pepsi'nin suyu ve ne kadarmış burada yazmıyor. Ama biz 1,5'a falan alıyorduk galiba. Yani 50 kuruşa falan denk geliyordu galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar BİM'in değişilmez itemi her BİM'de olması gereken ortada koşturan çocuklar burada da görebiliyorsunuz. Biz BİM'i tavaf ediyoruz şu anda. Çocuk kasaya gittiğimizi zannetti. Dedik ki daha değil falan. Türkiye'den geliyoruz dedik. Size en çok göstermek istediğim şey ne biliyor musunuz? Kolalar. Dünyada yanlış hatırlamıyorsam en ucuz ikinci kolalar buradaydı. Bakın BİM'deki çocuk da aynı şekilde giyinmiş. Aynı kıyafetle çalışıyor. Kolaları bir göstereyim size. Kola normalde çok çok ucuz. Ben buraya anlam veremedim ama 2 litrelik Coca-Cola 4 lira falan yapıyor 2 litrelik kola. Ama bu kutu kolalar var ya hani büfelerden de alsanız, marketten de alsanız ortalama 1,5 liraya geliyor ve ben burada kola krizi geçiriyorum. Kutu kola demek ki burada ucuz. Ama büyükleri pahalı. 1,5 lira. Hatta 1,5'un da altında 1,30, 1,33 falan yapıyor. Diğerleri de sanırım aynı şekilde. Fanta'nın bile çeşidi var. Sprite'ın bile çeşidi var.
Bunlar 1 lira 30 kuruş falan yapıyor arkadaşlar. Yani şu hepsinin golf diye bir şeyi var. Mango. Mangolu değil mi? Ha, mangolu yok, bu ananas ya. Şivepsin ananaslı içeceği var mesela, malt içeceğiymiş ama alkolsüzmüş. Bu da 1 lira 30 kuruşa falan denk gelir. Büyük ihtimal bizde olsa zengin içeceği olur. Bir de burada ne çok güzel biliyor musunuz? Bizim çantadan asla eksik etmediğimiz şu mojito. Aynen, mojito markalı arkadaşlar. Kruvasanlar 3 mısır poundu yani 90 kuruşa falan denk geliyor ve çok güzel. Çok 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 güzel. Biz buna bayılıyoruz. Bunun peynirlisi var, çikolatalısı var, karamellisi var. Karışık böyle vanilya çikolata, vanilya evet, karamel falan. Bunu çantaya atıyorsun, tamam, acıkınca yiyorsun ve gerçekten lezzetli çok ve taze. Şundan aldın mı? Kaç tane aldın? 2 tane aldım. Benim alacak bir şeyler bakalım şimdi. Fiyatları gösterdim az çok. Cips aldık, kruvasan aldık, çikolata falan aldık. İçecek bir şey alalım. Ve burada kolaları soğutuyorlar garip bir şekilde. Türkiye'de mesela kolayı soğutmuyorlardı ama burada kolaları soğutuyorlar. Bir de şöyle bir boyu varmış mesela. Bize otobüste de bundan vermişlerdi. 50 kuruşa falan denk geliyor. Şöyle şöyle çikolatalar var. Çileklisi var, karamellisi var, fındıklısı var. Şu çilekli mesela ve bunun fiyatı 60 kuruş. Yani atıştırmalık o kadar ucuz ki, o kadar ucuz ki. Böyle her şeyden alasım geliyor ama atıştırmalığa da burada çok şey yapmıyoruz. Atıştırmalık yemiyoruz çünkü yemek yemek istiyoruz, evet. Bakın bu da ülkenin içinde hurma var. Mısır olunca evet, içinde hurmalı çok şey var bayağı. Ben tahinli bir şey istiyorum. Tahin sos vardı ya hatta bizim yemeklerde yediğimiz. Kavanoz almak istiyorum. Fıstık ezmesi arkadaşlar aşırı derecede ucuz. Hani o BİM'deki ucuz var ya bizde. Ondan değil. Bu yaklaşık 9 liraya falan denk geliyor. Ve taneleri falan böyle içinde görebiliyorsunuz. O bizdeki ucuz versiyonu da şurada. Sürme krem şeklinde karışım gibi. Bunun fiyatı da 3 liraya falan denk geliyor. Bakın şimdi size bir ufaklık göstereceğim. 2 saattir saçma sapan şeylere bakıp bizi izliyor. Hello. Hello. Utanıyor, çok utanıyor ya. Ufaklık ya, nasıl bakıyor? Arkadaşlar, tahin sos buldum. Yani yemek videolarımı koydum mu bilmiyorum ama şuna tapıyorum ben şu anda ve bunun fiyatı bu arada 50 kuruş falan yapıyor. Şundan kilolarca alacağım. Tüm valiz hakkımı ben tahin sosa kullanmak istiyorum. Gerçekten. Hediyelik almıyorum, bir şey almıyorum. Bakın meyve suyunda bizde şöyle karton bir kutunun içine koyuyorlar, satıyorlar ya. Bakın ve bunun fiyatı 3 lira arkadaşlar. Kokteyl. Buranın özellikle mango suları o kadar güzel ki, o kadar güzel ki mango suyu göstereyim size. Bulamadım ama olsun. Şurada uzakta galiba. Bu da portakal suyu, bu da 3 liraya falan denk geliyor ve cam. Kasanın sesi bile aynı. Dı 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 dı. Burada bak Tide marka şey vardı bak. Türkiye'de yok şu marka. Benim bildiğim Amerika markası. Amerika'da çok böyle şey falan popüler falan. Hatta Amerika'ya gidenler mesela mutlaka bununla bir fotoğraf atarlar işte Amerika'dayım diye. Bu da 22 liraya falan denk geliyor. Hiç alakam yok, bilmiyorum. Peynirli mısır patlıları. Bunlar da bugün indirimde olanlar. Sana not alacağım. Arkadaşlar çıktık BİM'den. Yani tek poşetle topladık. Şöyle bir poşet. Aynen, bir de o poşet var. Çocuk poşete kendi doldurdu hatta. Ne kadar ödedik? 14 lira falan ödedik galiba. Aynen 14 lira. 20 parça falan şey aldık. Var var, 20 parça falan var. Akşam otobüse bineceğiz. Yani kendimize yolluk falan da aldık. Ya ama bakın diyorum ya size hep buranın insanları çok tatlı diye. Biz burada video çekiyorduk. BİM gözükmüyor. Çünkü şu araba var ya şurada. Adam geldi, dedi ki gördü bizi, arabayı çekeyim dedi, daha kolay çekersiniz dedi. Adam geldi, arabayı çekti ön tarafa, bizi bekledi, 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 bekledi. Sonra bizim işimiz bitince tekrar geri çekti arabayı. Orada izliyordu bizi sadece ya, şurada oturmuştu, bizi izliyordu sadece. Geldi arabayı çekti adam ya, uğraştı o kadar. Sonra dedi, BİM anlatıyor bize, işte ecnebi değil falan diyor. Arapça anlatıyor. Arapça anlatıyor da ecnebi değil falan filan dedi. Onları anladım. Türkiye dedim. Türkiye'den geliyoruz dedim. Anladı sonra. Türk, Türk falan filan dedi. Türkiye'de olmayan markalar ve Türkiye'deki fiyatlarından çok çok daha ucuz. Sanki böyle BİM'e değil de Migros'a belki daha büyük yani, bir markete evet, girmişiz gibiydi.